Yaklaşık olarak her 100 çocuktan birine otizm spektrum bozukluğu teşhisi konulmaktadır. Otizmli kişiler iletişim, sosyal etkileşim ve davranışlar konularında bir takım sorunlar yaşarlar. Ten renginizin ne olduğu, nerede yaşadığınız, zengin ya da fakir olmanız önemli değil. Otizm ayrımı yapmaz. Erkeklere kızlardan yaklaşık olarak 4 kat daha fazla otizm teşhisi konulması muhtemeldir. Otizm bu kişilerin aileleri ve arkadaşları gibi milyonlarca insanın hayatını da etkilemektedir. Bu benim yeğenim. Merhaba, ben Kai Greenwood. Otizmli olarak dünyaya geldim. Kai her zaman otizmliydi ve her zaman da öyle olacak. Hayatının her bölümünde bu ona yeni zorluklar getirecek. Kai küçükken annesi onunla birlikte alışveriş gibi gündelik işleri yapmakta zorlanmaktaydı. Farklı ortamlar ve tuhaf sesler duysal yüklenmelere neden olurdu. Etraftaki insanlar için Kai sadece kötü davranışlara sahip, aksi bir çocuktu. Annesi için en zor kısım Kai'nin davranışları değildi. İnsanların onun ebeveynliğini sorguladığını biliyordu. Bazı zamanlar insanlar çocuğunu uyarması konusunda şikayette bulunuyordu. Bugün Kai ergenliğin fırtınalı sularında geziniyor. Bazı yönlerden Kyle'ın başka bir gençten hiçbir farkı yok. Bilgisayar oyunlarıyla ilgileniyor. Fakat Kai için bu sadece zararsız bir bağımlılık değil, bir saplantı. Oyunların dünyası güvenli ve rahat. Onu gerçek dünyanın karmaşık sosyal kuralları ve ritüellerinden korumakta. Diğer çocuklar bu eti öğrenirken Kyle anlamıyor. Kai basitçe birine gidip merhaba nasılsın diyemez. İçine kapanık ve korkmuş bir ruh haline sahip. Kai daha da büyüdüğünde kim olduğunu anlamak, iş bulmak, aşık olmak gibi daha büyük şeylerle yüzleşecek. Fakat otizmli biri için bu şeyler daha da zor olabilir. Kai birçok şeyle ilgilenmektedir. Tutkulu bir Gold Coast taraftarıdır. Hayvanları çok sever ve bahçe işlerini yapmaktan hoşlanır. Oyunlara düşkünlüğü bu alanda işe girmesini sağlayabilir. Kyle'ın bir işi bitirebilmesi için istikrar ve desteğe ihtiyacı vardır. Çoğu diğer otizmli insan gibi rutin onun için önemlidir. Değişimi yönetmeleri zordur. Sevgi bağı kurmaları için sabır ve özel kabul gerekir. Kai duygularını rahat bir şekilde gösteremez. Fakat benimle ve seninle aynı duygulara sahip. Kyle'ın ve diğer milyonlarca otizmlinin hayatı biraz farkındalık, anlayış ve arkadaşlıkla daha da kolay olabilir. Kai. Stop. Shout.